Ya onu elimizle de gösterir. Allah selamet olsun. Şöyle. Işık yandı mı? Yandı mı? Yanmadı değil mi? Bizi 2000 yılında yaptık. 2000 yılından beri daha önce de çocukluğum buralarda geçti. Buralarda yaşadık. İncirimiz, zeytin bahçelerimiz buralarda. Yılın hemen hemen 11 ayı sağlam burada yaşıyoruz. Elektriğimizi aküden, panelli aküden alıp üretiyoruz. Sadece ışık üretiyoruz. Başka buzdolabı gibi şeyler kullanamıyoruz. Kullansak buzdolabı gibi yazın sürekli burada yaşıyoruz. Buzdolabımız olsa daha güzel olacak. Oraya doğru arkadaşlar. Köyümüz dağıldıktan sonra tabii malum bizim oraya İkizdere'ye baraj yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra köyde ev yapıldı ama bizim orada bahçemiz herhangi bir eğleşecek yerimiz yok. Tarlamın bahçemi içerisinde hayvanlarım, haşatlarım, tavuk, köpek dediğin gibi rahat ediyoruz. Aşağıda herhangi bir eğleşecek yerimiz olmadığı için 11 yıldır burada istikamet yapıyoruz. Doğamız çok güzel. Temiz hava, ondan sonra oksijeni bol, rahat. Onun için burayı tercih ederim. Yazın yoğurt kestik, peynir yiyemiyoruz. Hep tavuklara çöpü döküyoruz. Yine domatesimiz, sebzemiz öyle. Salatalık olsun, ne bileyim bir, herhangi bazardan aldığım bir şey. Birkaç tane yiyorsak gerisi hayvanlar yiyor. Soğuk su, buz imkanımız olmuyor. Tamam. O durumda... Elektrik olsa bunların hepsi olacak. Evet, evet, elektriğimiz olsa hapımız, ilacımız misal oralarda oluyor bizim. Onlar bile koyacak bir yerimiz olmuyor. Ben doğalı buradayım. 76 yaşındayım. Aşağı yukarı doğalı ben burada yaşıyorum. Son yaptım. Evvel aşağı taraftaydık. Ondan sonra buraya da geldim. 80'de geldim buraya. 82'de buraya geldim. Ben Ceylan İstey'im. Çamaşırı, her şeyimi elimde yıkadığım için gücüm, kuvvetim yok. Kaç yaşına geldim? Ceylanım yok. Doğru. Güneş paneli, güneş alıyor. Oradan bir akü daha var içinde ufak ufak. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada hayvancılık yapıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Onun için burada duruyorum devamlı. Malımız, mülkümüz burada, karnımız burada doyuyor. Onun için gitmiyoruz. Burası
35 hanemin bulunduğu İkizleri Mahallemi bağlı bir vadi. Doğal güzellikleriyle bulunan, Karadeniz bölgesini andıran çok güzel bir vadimiz. 2010 yılında köyümüzde baraj olmasından dolayı birçok vatandaşımız bu arazilere geldi. Evini buraya yaptı ve birçok vatandaşımız şu anda burada kalıyor. Buradaki tek sorunumuz elektrik sorunu. Elektrik sorunumuz çözüldüğünde daha güzel bir yaşam olacak. Daha çok insanlar bahçesinin, arazisinin içinde kalmaya başlayacak, ev yapacak. Yani en büyük sıkıntılardan birisi elektrik sorunu. Vatandaşlarımız yazın sebzesini ya da süt, yoğurt, peynir gibi şeylerini dolap olmadığı için muhafaza edemiyorlar. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. İnşallah bu sıkıntılar da çözüleceğine inanıyorum. 35 hane evimiz var. Yaklaşık 500'de 750 metre mesafedeler. Keşfedilmemiş bir doğal cennet. Yani bizden başka buraya bugüne kadar gelip keşfeden yok. Keşfedilse daha güzel bir yer olduğu ortaya çıkacak.